Sibel Can Batum'u salladı. Oktay Kaynarca Hopa yıllarını anlattı. Bak nereden nereye? 35 kilo zayıflayan Cengiz Kurtoğlu'ndan müthiş itiraflar. 30 seneden beri üstümüzde 3-5 torba çimento taşımışız. Şafak Sezer, Cengiz Kurtoğlu'nu diline dolarsa. Cengiz abinin midesi bende. Yıldızlar Geçidi'ne sahne olan Batum'dan çok özel röportajlar ve Sibel Can'ın eşsiz konseri Star Life'da. Turizmci iş kadını Çiğdem Öztürk, Kayserili iş adamı Ahmet Levent Göbülük'le Batum'da evlendi. Doğal bir ortamda oldu, hiç kasmadık. Beklemediğim bir an uyuyordum. Uykudan uyandım, kapı çaldı. Kapıyı açtığımda Levent yüzüyle birlikte karşımdaydı. Benim aslında amacım biraz daha farklı, biraz daha böyle daha sürpriz olmasını istiyordum ama... Evet. Bu beklediğimden de, dayanamadım, beklediğimden de sürpriz oldu anlaşılan. Evet. Güzel oldu yani. Haziran ayında mide ameliyatı geçiren, 3 ayda 35 kilo vererek 90 kilolara ulaşan Cengiz Kurtoğlu, ikinci baharını yaşadığını söyledi. Yani 30 seneden beri üstümüzde 3-5 torba çimento taşımışız. Fuzuli, Allah'a şükürler olsun. Gerçekten mi? Vallahi öyle ya. Ünlü sanatçı resmen gençlik yıllarına geri döndüğünü de söyledi. Şimdi çok iyiyim, çok sıhhatliyim arkadaşlar. Yeniden meşhur olacağım. Haberiniz olsun. Peki. Düğüne davetli olan Şafak Sezer de usta şarkıcıyla yan yana geldi. Önce birkaç damla ya. Hadi eyvallah. Hadi eyvallah. Kilo veren Cengiz Kurtoğlu, Şafak Sezer'in diline düştü. Bir sürprizimiz var. Cengiz abinin midesi bende. Yarım aldırdın değil mi abi? Yarım aldırdım, yarım. Hayırlı. Kaç aylıktı namus? Batum'da İstanbul'dan gazetecileri, muhabirleri karşısında gören Oktay Kaynarca da şaşkınlık yaşadı. Burada da mı siz? Burada da mı siz arkadaş ya? Hoş geldiniz. Merhaba. Nasılsınız? Hava muhalefeti nedeniyle Oktay Kaynarca'nın içinde bulunduğu uçak Batum'a inememiş. Yolculuk nasıl geçti efendim? Sıkıcı. Hakikaten biz bir Batum'un üzerine geldik. Batum da çok salladı. İnemedik Batum'a. Trabzon'a indik. Trabzon'dan geçiş yaptık. Ama sıkıntılıydı yani. Kötü bir anı edinmiş yolculukta Oktay Kaynarca. Ancak güzel anıları da var tabii ki. Ünlü oyuncu liseyi Hopa'da okumuştu. Var tabii. Geçerken şimdi baktım oralarda. Yani öyle kapı kapalıydı o zaman. Biz bu tarafa bakardık Hopa'dan. Kemal Paşa'nın o taraftan bu tarafa bakardık. Dedim ki bak nereden nereye. Merasime geçelim. Çiftin nikahını Şafak Sezer kıydı. Levent Bey, Çiğdem Hanım'ı eş olarak kabul ediyor musunuz? Evet. Çiğdem Hanım, siz güzel damadınızı eş olarak kocana kabul ediyor musunuz? Çiftin evlilik cüzdanını Batum Başkonsolosumuz Yasin Temizkan takdim etti. Derin göğüs dekolteli, askılı, iki parçadan oluşan şık bir elbise giyen, dalgalı saçlarıyla her zamanki havası yerinde olan Sibel Can, Batum'da unutulmaz bir konser verdi. Sibel Can, davetliler arasında ünlü konukları gördüğünde masalarına giderek işte böyle selamlaştı. Sibel Can hem yeni albümü Arabesk'ten hem de eski şarkılarından oluşan repertuarıyla misafirlerine müzik ziyafeti sundu. Gecenin sürprizi de Şafak Sezer'den geldi. Şafak Sezer sahneye çıktı ve Yalnızım Dostlarım şarkısını Sibel Can'la söyledi. Şafak Sezer daha sonra Sibel Can'la meşhur olan Berivan türküsünü seslendirdi.
Şafak Sezer sahnede bir de uzun hava seslendirdi. Şafak Sezer'le düet yapan Sibel Can, Oktay Kaynarca'yla dans etti. Cengiz Kurtoğlu ise sahneyi gülle donattı. Hiç kimseye söylenmem, hasretiniz bilinmeden, gizli gizli görünmeden, rüyalarda buluşuruz. Rüyalarda buluşuruz şarkısını seslendiren ve Oktay Kaynarca ile dans eden Sibel Can, Oktay Kaynarca ile romantik bir sinema filmi sahnesi canlandırır gibiydi. Hiç kimseye söylenmem,